والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. بحرمة سيد المرسلين. Geçen ders dini İslam'da seyahat etmenin, sefer etmenin önemi üzerinde ayetler ve hadis-i şeriflerle bir miktar durmuştum. Bugün de dini İslam'da seyahat ve sefer yapmanın Allah katında nasıl makbul ve merhub bir ibadet olduğunu ve Cenab-ı Hak buna mukabil bazı ibadetlerde kolaylıklar gösterdiğini anlatmak için söz vermiştik. Bu hususu böylece tamamlamaya çalışalım. Doğrudan doğruya yeryüzünde ilahi gayeler, Allah'ın dinini, Allah'ın kudretini, Allah'ın yeryüzündeki sanatını, Allah'ın sevdiği kulları, Allah'ın sevdiği türbeleri, makamları, mekanları ziyaret etmek maksadıyla seyahat etmek dinimizde o kadar kıymetli ve önemli bir yer tutmuştur ki ayet-i kerimede Cenab-ı Hak seyahat edenleri ibadet edenlerle beraber zikrediyor. Bakınız, hemen yine arz edeyim de ayet dersimizin mesnedi olsun. Tevbe suresinin 112 numaralı ayeti. Dikkat ederseniz derslerimde ayet-i kerimeler numaralarını size söylüyorum. Hadis-i şeriflerin mümkün mertebe yerini söylüyorum ki merak eden kardeşlerimiz, alim, hoca arkadaşlarımız da bu ayet ve hadislerin kaynağından tetkik edebilsinler. Zaman zaman söylüyoruz. Tevbe suresinin 112. ayetinde seyahat edenleri, bakınız Rabbül Alemin nasıl ve kimlerin arasında zikrediyor. Ettaibune, günahlarından tevbe edenler. El-abidune, Allah'a ibadet edenler. El-hamidune, Allah'a hamdü sena edenler. Arkasından es-saihune, Allah rızası için seyahat edenler. Ne tatlı bir ayet. Allah'a ibadet edenlerle beraber zikrediyor seyahat edenleri. Daha ne istiyoruz? Er-raki'une, Allah için rükû edenler, namaz kılanlar. Es-sacidune, Allah'a secde edenler. El-amirune bil-ma'rufi, emri bil-ma'ruf yapanlar. وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ Münkerden nehyedenler, kötülüklere, günahlara, haramlara karşı insanları uyandıranlar. وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ Allah'ın koyduğu hudutları, sınırları muhafaza edenler, müdafaa edenler. Bunlar Allah katında o kadar kıymetli insanlardır ki وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ İşte gerçek mümin bunlardır. Habibim bunları cennetle müjdele buyuruyor Rabbül Alemin. Cennetle müjdele. Ne tatlı. Seyahat. İşte bunun içindir ki dini İslam'da, İslam hukukunda, İslam ibadet ahkamında özel bir yer işgal ediyor sefer. Seferilik diye bir şey var biliyorsunuz. Seferilik. Bir Müslüman, bakınız yani Allah-u Teala böyle miskin miskin oturmayan, yeryüzünde gezen, dolaşan, seyahate çıkan, ziyarete çıkan Müslümanları o kadar seviyor ki, o kadar seviyor ki kendi hakkı olan ibadetlerin bir kısmından bazı kolaylıklar gösteriyor. Bazı kolaylıklar. Mesela Allah rızası için, rızkını aramak için, helal bir kazancı, helal ve temiz bir kazancı temin etmek için, ticaret için, ilim için, büyük bir evliyanın türbesini ziyaret etmek için, yeryüzünde gezip Allah'ın kudretlerini, bahar mevsimini, çiçekleri, alemleri, etrafı, araziyi gezmek ve görmek için, seyahata çıkınca bir Müslüman, Allah da ona hemen rahmetini inzal ediyor. Ne yapıyor? Bakınız arz edeyim. Bazı ibadetleri hafifletiyor. Bazı ibadetleri kaldırıyor. Bir kısmını da o seferi olan Müslümanın tercihine bırakıyor.
bazı ibadetleri hafifletiyor dedim. O da bildiğiniz gibi 4 rekatlı namazlarda Cenab-ı Hak bir hafiflik, bir tenzilat yapıyor. 4 rekatlı farz namazı seferi bir Müslüman için 2'ye indiriyor. Rahmet ediyor. Geriye kalan o 2 rekat ne olacak? Onu sen düşünme ey kulum. Sen seferisin. Bir takım meşakkatlere, zahmetlere girdin ya, onların sevabını o 2 rekatın yerine sayıyorum diyor Rabbül Alemin. Seferi. Allahu Teala teşvik etmiştir. Böyle miskin miskin yığılıp oturup kalmak yok. Müslüman Allah adına gezen seyyahtır zaten hayatında. Bakınız, Nisa suresinin 101 numaralı ayeti bu hükmü getiriyor. Estağfirullah. وَاِذَا دَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ Arz üzerinde, yeryüzünde sefere, seyahata çıktığınız zaman فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَكْسُرُوا مِنَ الصَّلَاتِ 4 rekatlı namazlarınızı 2 rekata indirmenizde sizin üzerinde bir günah yok. 2'ye indirin ve ben size rahmet ediyorum Rabbül Alemin. Rahmet ediyorum. Bu ayet-i kerimeden hüküm çıkaran İmam-ı Azam Ebu Hanife, Hanefi mezhebinde diyor ki, Hanefi bir Müslüman sefere çıktığı zaman 4 rekatlı farz namazları 2 rekat kılacaktır. Canım 4 kılsam ne olur? Yani eksiltmesem de 4 kılsam ne olur? İmam-ı Azam diyor ki hayır, Allah ikram ediyor, Allah ihsan ediyor. 4'ü 2 kılacaksın. Vaciptir. Kim seferiyken 4 rekatlı farzı 2'ye indirmez de 4 kılarsa cehenneme gidecektir diyor. İndireceksin. Allah ikram ediyor, sana ne? Şafii mezhebinde sünnettir diyor, indirmese de olur diyor. O da böyle bir hüküm çıkarmış. Kaynak aynı yani. Buna mukabil seferi bir Müslüman için Şafii mezhebinde bir genişlik daha getirmiş. Mezhepler, 4 hak mezhep, İslam'ın genişliğini ortaya koyan şeylerdir. Rahmettir yani. Rahmet, mezheplerin böyle farklı farklı görüşler ortaya koyması Müslümanlar için rahmettir. Sıkıntı değil, rahatlık, kolaylık, genişliktir. İmam-ı Şafii diyor ki, bir Müslüman sefere çıktığı zaman, seferin ne olduğunu biliyorsunuz, bir kimse ailesinin, çocuklarının, evinin bulunduğu yerden, hani eviniz var, mutfağınız, yatakhaneniz, yemekhaneniz, eviniz var, çoluk çocuğunuz, böyle kendi evinizden çıkıp da 90 kilometrelik mesafeye 15 günden az kalmak niyetiyle çıktınız mı seferisiniz. 90 kilometrelik mesafe olacak. Ve gittiğiniz yerde 15 günden fazla kalmayacağım diye niyet edeceksiniz. Ve hangi vasıtayla giderseniz ki, ister yaya gidin, ister atınan, ister jetinen, nereye giderseniz gidin, evinizden ayrılıp da 90 kilometrelik mesafeye 15 günden fazla kalmamak kararıyla yola çıktınız mı seferisiniz? Şu hikmete bak. Peki, İmam Şafii diyor ki, büyük müştehit, Şafii mezhebi, mübarek, büyük allame, büyük müştehit, bütün bu 4 mezhep birbirine saygı duymuş, hürmet etmiş, aralarına en ufak bir kavga niza çıkmamış, mübarek, İslam'ın kalası bunlar. İmam Şafii diyor ki, yola çıkan seferi bir Müslüman, seyahate çıkan bir Müslüman, eğer Şafii mezhebindeyse ona şöyle bir kolaylık daha çıkıyor diyor. Bir kolaylık daha. Nedir o? Öğle namazını kıldığı zaman, öğle namazını kıldığı zaman cem-i takdim yapabilir. İkindi namazına daha bir sürü zaman var mesela. İkindi namazını da kıldığı öğle namazının peşinden beraber kılabilir diyor. Genişlik kazansın diye hani. Korkusu kalmasın, kaybeder miyim, yetmez miyim diye. Kolaylık. İkindi namazıyla öğle namazını beraber kılar, devam eder gider. Ta yatsı namazına kadar. Vakit genişliyor. Akşam namazını da kılmaz, yatsı namazının vakti gelince yatsı ezanı okunduğu zaman yatsı vaktinin içerisinde önce akşam namazını kılar, arkasından da yatsıyla ikisini beraber kılar diyor. Şu genişliğe bak, seferi Müslüman ya.
Biz İslam'ı bilmiyoruz ki. İslam tebliğatı, İslam ilimleri, İslam irşadı yapılmamışsa Müslümanlar hiçbir şey yapamaz demektir. İnsan bir şeyi bilmesi lazım. Mesela şu içinizde kendi nefsimi de başa alıyorum. Kendi nefsimi başa alıyorum. İmamı müezzini de başa alıyorum. Şu cemaatimiz gençler, ihtiyarlar, kadınlar, kızlar. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimizin hayatını başından sonuna kadar muteber bir kitaptan okuyanlarınız acaba kaç kişi? Bakın, daha biz peygamberimizin hayatını baştan baş okumuş değiliz. Çok az okuyan var, çok az. Baştan sona kadar. İslam inkılabını gerçekleştiren Resulullah'ın hayatı okunması lazım. Yine içinizde kendim nefsimi başa alıyorum, imam müezzin hepimiz dahiliz, hacımız hocamız dahil. İçinizde, içimizde acaba kaç Müslüman Kur'an-ı Kerim'in mealini, Türkçe açıklamasını başından sonuna kadar acaba kaç kişi okumuştur? Bunu yapmadan çıkmayın ortaya. Mahvolursunuz. Allah yardım etmez cahillere. İslam'ı bilmeden İslam'ı savunmak isteyenlere Allah yardım etmez. Önce ilim. Bakınız, farizayı yerine getirmek lazım. Cenab-ı Resulullah bunu şöyle ferman ediyor. Talebül ilmi faridatun ala kulli müslimin ve muslimetin. İslam nedir, iman nedir, şeriat nedir, bütün ahkam-ı Kur'an nedir, haram nedir, helal nedir, iman esasları nedir, İslam inkılabı nedir, Hazreti Peygamber kimdir? Bütün bu hususları öğrenmek kadın ve erkek bütün Müslümanlara farzdır. Bu farzı terk ederek yola çıkanlara Allah azap eder diyor. Mühim bir hadise bu. Bu ilimleri, bu hakikatleri öğrenmek için yaş farkı yoktur. Büluğa, erginlik çağına girdikten sonra başlıyor. Yaş yetmiş, iş bitmiş hadisesi yok. İmam-ı Birgili bu hadis-i şerifte bir hüküm çıkarıyor. Yaşı yetmiş olan bir ihtiyar misal veriyor. Yaşı yetmiş. 69 yaşını geçirmiş, 70 yaşına basmış. Hani ömrünün sonuna gelmiş oluyor bir bakıma, Allah bilir ya. Ama ümmeti Muhammed'in ortalama ömür müddeti 60-70 senedir. Değişmiyor. 70 yaşına gelmiş bir ihtiyar, bir evin köşesinde, bir kahvehanenin kıyısında, bir yerde böyle miskin miskin otururken, hiçbir iş yap böyle miskince oturuyor, bir iş yapmıyor, tembel tembel oturuyor. Hiçbir şeyle meşgul olmazken bir başka Müslüman gelse de dese ki, ihtiyar baba, ey Müslüman, yaşlı Müslüman efendi, neden böyle boşuna duruyorsun, neden böyle boş bekliyorsun? İslam nedir, iman nedir, imanın esasları, Kur'an'ın hükümleri, haramlar, helallar, bütün bunları niçin okumuyorsun, niçin öğrenmiyorsun, niye böyle boşuna miskin miskin burada bekliyorsun dese, o yaşı yetmiş olan bir ihtiyar Müslüman da, benim yaşım yetmiş, benden iş bitmiş, bu yaştan sonra ben öğrenemem, bana ilim ne lüzum var, bana bunları okumak ne lüzum var dese, dört mezhebe göre bu ihtiyar Müslümansa kafir olur diyor. Fariza, çünkü farz bu, yaş meselesi yok, her zaman okuyacaksın. Bizim neremiz Müslüman Allah aşkına, bizim neremiz Müslüman? Bir takım heyecanlar, böyle çılgın hareketler, bunlar iş değil. Seferi Müslüman, Cenab-ı Hak bazı ibadetleri hafifletmiş görüyorsunuz. 4 rekatlı farzları 2'ye indirmiş. Tabii 3 rekatlı namazlar da 2'ye indirilmez. 2'ye indirilse bir tek rekat askıda kalır. Tek rekatlı namaz olmadığı için 3'ü indiremezsiniz. 3'ü 3 kılacaksınız. Akşam namazının farzı 3 kılınır. Vitri vacibin de yine 3 kılınır seferiyle. Sünnet namazlara gelince, sünnet olan namazlar. Hani sabah namazının sünneti var, öğle namazının sünnetleri var, ikindi sünneti var. Bu sünnet namazları da alimlerimiz diyorlar ki, yol esnasında zorluk varsa, zahmet varsa, arabayı kaçırma tehlikesi varsa, emniyet yoksa, asayiş yoksa, korku, endişe, zorluk, zahmet varsa sünnetleri de terk edebilirsiniz. Genişlik, rahmet getiriyor.
yeriniz dardır, zamanınız azdır, otobüs kalktı mı kalkacak mı, acaba şöyle mi böyle mi kaçırır mıyım, böyle telaş içinde sünnet namazları kılınmaz. Bırakırsınız. Rabbül Alemin kolaylık getiriyor. Bir kısım ibadetleri de kaldırmış seferi Müslümandan. Bir kısım ibadetleri de kaldırmış. Nedir o? Mesela cuma namazı her Müslüman erkeğe farzdır. Cuma namazı farz. Ama seferi Müslümana farz değil. İster cuma namazı kılar, ister öğle namazı kılar. Niye? Cuma namazı farz olsaydı ne olurdu? Arabası arıza yapardı. Tek başına cuma namazı kılınmaz. Cemaatle kılınması gerekiyor. Araba arıza yaptı. Eyvah, yetişemeyeceğim, cemaate koşamam, camiyi bulamam diye merak edecek, cehenneme gidecekti, azap olacaktı. Bu sıkıntıyı kaldırmak için yolcudan cumayı kaldırmış Allah-u Teala. Rahmete bak. Yetişebilir miyim, yetişemez miyim, benzin var mı, arabaya koşar mıyım, yolda kalır mıyım, şu olur mu, bu olur mu endişeyle, cuma namazına yetişir miyim, yetişemez miyim endişesiyle o Müslümanın yolu, seyahati rezil olacak, azap görecekti. Cenab-ı Hak buna rahmet olsun diye cuma namazının farzını, farz olmasını kaldırmış seferi Müslümanlar. Yetişirse cuma namazına girer, cuma namazını kılar, tamam, cuma sahihtir. Cuma yetişemese, isterse cumaya girmez de kendi başına öğle namazı kılar. Şu kolaylığa bakın. Sonra ayağımıza giydiğimiz bir mest var, mest. M-E-S-T, mest. Deriden ayaklarımıza giydiğimiz bir mest var. Mest ve lastik beraber giydiğimiz. Bu mestin müddeti soğuk zamanlarda, kış mevsimlerinde tabii ya, rahatsız olan Müslüman, romatizması olan bir Müslüman yazında mestini giyer, kışında mestini giyer. Hani ayağını suya soktuğu zaman romatizması artıyor, rahatsızlık duyuyor. Bu kimse, böyle bir Müslüman, kadın olsun, erkek olsun, yazında ayağına mest giyer, kışında giyer. Cenab-ı Hak hemen bir genişlik getirmiş seferi Müslüman için. Bir Müslüman evinde, şehrinde, köyünde, kasabasında bulunurken ayağına giydiği mestin üzerine mesih yapmak suretiyle abdest alırken ayağını yıkama zahmetinden kurtulabilir. Ayağınızı yıkamazsınız da mestin üzerine üç parmak suyla çekersiniz. Mest üzerine mesh etmek. Bunun müddeti 24 saattir. Abdest alıp da ayağınıza mesti giydikten sonra, abdestliyken mestinizi giydikten sonra abdestinizi bozduğunuz dakikadan itibaren mestin müddeti başlar, tam 24 saat. Her abdest aldığınızda ayağınızı çıkartmazsınız, üstüne mesh edersiniz. Seferi bir Müslüman için Cenab-ı Hak genişlik tanıyor, ayağına giydiği mestin müddetini 24 saatten 72 saate çıkarıyor. 72 saat ayağından çıkartmasın, ayağını yıkamasın, mesh edersin. Yollarda su bulamazsın ya, ayağın üşür, hasta olursun, hani ne kolaylıklar, seferi Müslüman. Dini İslam ne kadar mantıklı görüyor musunuz? Ne kadar akli, insafa, Allah'ın rahmetine dayanan bir. Evet. Ramazan orucunu Müslümanın tercihine bırakmış. Müslümanın tercihine bırakmış. Mesela bu oruç, Ramazan orucu farz biliyorsunuz. Kadına erkeğe farz. Rabbül Alemin bu hususta seferdeki Müslümana bir kolaylık, bir tercih getiriyor. وَاِنْ كُنْتُمْ مَر۪يدًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامِ الْاُخَرِ Bakınız, eğer hasta iseniz yahut seferi iseniz وَاِنْ كُنْتُمْ مَر۪يدًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ Seferde, seyahatta, seferdeki bir Müslüman isterse Ramazan orucunu tutar, isterse o seferde olduğu günlerdeki Ramazan orucunu tutmaz, başka zamanda kaza eder. Tercihine bırakır. Çünkü yollarda, seferilikte, seyahatta zorluk var. Kaldığın yerde her aradığını bulamazsın, sahura kalkamazsın, iftar saatine gecikirsin, iftariye bulamazsın, yemek bulamazsın, ekmek, zorluklar var. Cenab-ı Hak bu zorluklar için seferi Müslümandan Ramazan orucunu kaldırmış. O günler isterse oruç tutar, isterse tutmaz. Ramazan'dan sonra
seyahattan sonra tutamadığı günleri kaza eder. Kolaylık. Ama bir zaruret yoksa, bir zahmet yoksa, bir sıkıntı yoksa, seferi olduğu zamanlarda orucunu tutsa iyidir. Tutmasa ne tutmuyorsun diyemezsin. Allah-u Teala ruhsat, tercih sebebi yapmış. Aynı şekilde bayram namazı, seferi bir Müslüman isterse bayram namazı kılar, isterse kılmaz. Seferidir, seyahattadır. Bir takım zorluklar vardır. Büyük camileri bulamayabilir, gidemeyebilir, gecikebilir. Bayram namazının vakti bellidir, o saate yetişemeyebilir. Cenab-ı Hak bayram namazı kılmak mükellefiyetini de kaldırıyor Müslüman. Seferi Müslümanlar. Ne kolaylıklar var. Bir de kaldırdığı ibadetlerden birisi de kurban. Kurban kesmesi gereken Müslüman, seferi ise, seyahattaysa kesmeyebilir. Ama daha evvel seyahata çıkarken kurban bayramı yaklaşıyor diye bunu bildiği için birisini vekil bıraksa iyi olur. Vekalet verse de sen benim namıma kurbanımı al kes diyebilir. Diyelim ki demedi, seyahate çıktı. Seferi bir Müslüman kurban kesmekle Cenab-ı Hak onu mükellef tutmuyor. Ne kolaylık var kardeşim. İslam'ın hakikatleri bilinmesi lazım. Yeryüzünde İslam'dan başka insanı kucaklayan hiçbir din yoktur. Her sahada. İşte aziz ve asil kardeşlerim, görüldüğü gibi seyahati teşvik etmek için dini ibadet esaslarında ne biçim kolaylıklar getirdiğini kısaca anlattım. Bir de şu açıdan meseleye bakacağız. Hazreti Ömerül Faruk radıyallahu teala anh'in görüşünü ortaya İhya-i Ulûm-ü Din'den aldım. Hazreti Ömerül Faruk'un görüşü çok dehşet. Diyor ki bir Müslümanın hakiki karakteri, cibilliyeti, karakteri, şahsiyeti ne olduğu ancak seferilik esnasında anlaşılır diyor. Bakın hemen delilimi ortaya koyayım. Bunu bizzat İhya namındaki kitabına İmam Gazali Hazretleri aynen şu şekilde almış. وَلِذَٰلِكَ seyahat etmenin, seferde olmanın insan karakterine tesir eden sebeplerinden dolayı velizalike diye başlamış. Kale Ömer radıyallahu teala Hazreti Ömer lillezî zekkâ indehû ba'daş şuhud bir dava için toplanan şahitlerden birisini şahit var ya bir davayı gören şahitler vardır. Şahitlerden birisini fazla medhü senâ eden birisine Hazreti Ömer şöyle sordu. Birisi kalkmış, başka birisini durmadan tezkiye ediyor. Medhü senâ ediyor. Şöyle iyi adamdır, böyle iyi adamdır, şöyle muazzam adamdır. Birisi diğerini medhü senâ ediyor. Hazreti Ömer'in huzurunda. Hazreti Ömer şu soruyu soruyor, bakınız. Hel sahabtehu fis sefer ellezî yestedillu bihi alâ mekârimi ahlâkihî. Ey falancayı tezkiye eden, durmadan onu metheden adam, sen hakkında medhü senâ ettiğin o adamla herhangi bir yolculuk yaptın mı, beraber yola çıktınız mı? Sefere çıktınız mı bu adamla? Beraber yol arkadaşlığı yaptınız mı? Aynı otobüste, aynı binekte, aynı yolda beraber yolculuk ettiniz mi? Böyle anlatıyorsun. Fekale, la. Adam dedi ki hayır ya Ömer ben o adamla yolculuk yapmamışım. Peki fekale Ömer Hazreti Ömer şöyle buyurdu. Ma erake tarifuhu. Senin bu sözden hiçbirisine inanmıyorum. Sen o adamı tanıyamazsın buyurdu. Madem ki onunla sefere çıkmamışsın, onunla beraber yolculuk etmemişsin, o adam hakkındaki sözlerine itibar etmiyorum seni. Görüyor musun? Sefer insanın hakiki karakterini ortaya koyan bir hadise. Şimdi mesela oturduğunuz yerde bir adam anlayamazsınız ki, acaba adam sabırlı mı, sabırsız mı? Bunu nerede anlarsınız? Yolculukta anlarsınız. Sabırlı adam, tahammüllü adam, cömert adam, cesur adam. Bir adamın cesareti oturduğu yerde anlaşılmaz ki, gezerken, seferde, seyahatte anlaşılır. Demek ki bir Müslümanın hakiki karakteri seyahatla gerçekleşecek. Seferle.
Hazreti Ömer öyle buyuruyor. Evet. Bakınız, aynı şekilde Evliyaullah'tan Bişr-i Hafî diye bir zat var. Çok çok seyahat eden bir evliya bu. Bişr-i Hafî radıyallahu kaddesallahu sırrahul âli. Bişr-i Hafî bütün Menakibül Evliya kitabında geçer bunun hayatı. Bahusus Tezkiretül Evliya kitabı çok kıymetli bir kitaptır. Orada da bu bütün evliyalardan anlatırken Bişr-i Hafî de anlatır. Aynen şöyle söylüyor Bişr-i Hafî. Yakul şöyle söylüyor. Ya ma'şerel kurra, ey hafızlar, ey kurralar, ey Müslümanlar, sihu tetayyebu, bol bol seyahate çıkın, bol bol sihu seyahat edin, seyahate çıkın, tetayyebu, hoşlanın, açılın, ferahlayın, tazelenin, yenileşin, fe innel ma'e, muhakkak ki su, şu bildiğimiz su, içtiğimiz, kullandığımız su, fe innel ma'e, İza sahata be, bir su ne kadar akarsa o kadar taze olur. Akan su temizdir, akan su berraktır, akan su cilalanır, akan su temiz olur. Ve izâ tâle makâmuhu fî mevdu'in tegayyere, bir su ne kadar bir kabın içinde beklerse, bir su bir gölde, bir kaynakta ne kadar beklerse o kadar pis olur, değişir o su diyor. Bir insan da seyahat ederek tazelenir, neşelenir, açılır, tetayyüb eder, tenezzüh eder, karakteri açılır, gönlü açılır, etrafı görür, bilgisi, görgüsü artar. Seyahat. Bakınız, bir evliyadan daha misal vereyim. İmam Gazali bunları hep toplamış kitabını, Arapça. 5 cilt halinde ihyası var. İhyâ-i Ulûmu'd-Dîn namındaki eserin aslı 5 cilttir. Onu 4 ciltte tercüme etmişler, neşretmişler. Güzel bir eser. Çoğunuzun da malumatı var. Yine bu sefer bahsinde Evliyaullah'tan bir zat daha şöyle söylüyor. وَكَانَ سَرِيُّ السَّكَتِ سَرِيُّ السَّكَتِ namında bir evliya daha var. سَرِيُّ السَّكَتِ قَدِّسَ اللّٰهُ سِرَّهُ الْعَالِ. O da يَكُولُ لِسْصُوفِيَّ sofulara, sofu, dervişlere, ehli zikre, ehlullah'a, sofulara, biz sofu diyoruz, onlar sufiye diyor. Sufiye, sofu. Tasavvuf erbabı yani. Sofulara, müritlere daima şöyle söylerdi. İza haraca şitâ'u fekad haraca âzârun ve evrakatil eşcâru ve tâbel intişâru fenteşirû. Ey müritler, sofular, ehlullah, ehli zikir. İza haraca şitâ'u, kış çıktığı zaman, şitâ kış demek. Rihete şitâ'yı ve sayf. Kış mevsimi çıkar çıkmaz fekad haraca âzâr, Mart ayı geçer geçmez ve evrakatil eşcaru, ağaçlar da yapraklanır yapraklanmaz, ve tabel intişar, yeryüzünde intişar başladığı zaman çiçekler, güller, kokular, yapraklar açıldığı zaman fenteşiru, siz de derhal seyahate çıkın ve etrafı gezmeye başlayın buyuruyor. Seriyyus sakati, Evliyaullah'tan misal. Devamlı müritlere bunu terkin etmiştir. Oturun da bir kenarda miskin miskin bekleyin değil. Enteşiru, yayılın, gezin, bakın, görün, Allah'ın hikmet ve kudretten takip edin diyor. Demek ki insan karakterinin yapısında, insanın hakikati, bu insan acaba ne biçim bir insandır? Anlamak istediğin zaman, onu en iyi açığa vuran seferdir. Sefer kelimesine bakın lügatlerden, göreceksiniz. Araştırmamda Kamus isminde bir Arapça lügat var, Kamus. 4 cilt halinde muazzam Arapça lügat kitabıdır ki Kamus derler Firuz Abadi'nin. Orada sefer kelimesini şöyle izah ediyor. Sefer ne demek? Sefer kelime manası itibariyle bir süpürgeyle tozu süpürmek manasına geliyor. Süpürgeyle tozları süpürmek. Sefere çıkan bir Müslümanın da ne olduğunu anlamak için yolda anlaşılır, başka anlaşılmaz. Nitekim hatırlarsınız bizim Müslümanlarımızın seferilikte tanıdığı arkadaşlar unutamazlar. Mesela hiçbiriniz askerlik arkadaşınızı unutamazsınız. Askerlik arkadaşı. Askerliğinizi beraber yapmışsınız gurbet ellerde, başka yerlerde. Beraber askerlik yaptığınız o arkadaşınızı ölünceye kadar iyi de olsa kötü de olsa unutamazsınız.
Bak seferi görüyor musun? Bir de bizim yine Müslümanlarımızın unutamadığı bir arkadaşlık daha var. O da hac arkadaşlığı. Beraber hacca gitmişler, hacca beraber gidip beraber gelmişler. Orada kalmışlar, beraber yatmışlar yollarda, otobüslerde, kafilelerde. Hac arkadaşlığı da ölünceye kadar unutulmaz. Sefer. Gerçek insanlığını yolda anlarsınız. İnsan karakterinin meydana çıkışında seferiliğin de ne büyük ehemmiyeti var görüyorsunuz. Yani insanların gizli halleri açığa çıkıyor o bakımdan. Başka türlü anlayamazsınız. Hani ben şimdi size hitap ediyorum şurada. Acaba sizin kabiliyetiniz ne, karakteriniz ne, ne düşünüyorsunuz, benim şu anlattıklarımı anlıyor musunuz, anlamıyor musunuz? Kaçınız anladınız, kaçınız anlamadınız, ben bunu tespit edemem burada. Hiç anlayamam. Ama seferde beni vaaz-ı nasihatlarımı dinleyen cemaat benimle beraber seyahate çıkarsa anlarım. Sinirli olan kim, sihirli olan kim, canı sıkılan kim, geniş karakterli kim, efendisi kim, yaramazı kim, huylusu, huysuzu kim, candan cemaat kim, yandan cemaat kim? Anlarım o zaman. Her şey buna bağlıdır. Birbirimizi anlamaya mecburuz. Birbirimizi tanımaya mecburuz. Müslümanlar birbirini anlayan, birbirini tanıyan, birbirini bilen, birbirini yakından hüsnü şehadet eden insanlardır. Benim en büyük üzüntüm budur. Her pazar toplanıyorsunuz, geliyorsunuz elhamdülillah. Şuraya yığılıyoruz, yığılıyoruz. Ben konuşuyorum, siz dinliyorsunuz. Ama bende hala bir tereddüt var. Acaba konuştuklarımı kaç kişi anladı, kaç kişi anlamadı veya ne mana çıkardı? Kaç tane samimi insan var? Kaç tane samimiyetsiz var? Acaba başımıza bir hadise gelse, cemaat-i müslimin şöyle bir işimiz var, şunu yapar mısınız desem kaç kişi gelir, kaç kişi gelmez? Vallahi tereddüt ediyorum. Anlayamıyorum ki çünkü. Kabiliyetler, karakterler, düşünceler, hareket anlaşılmıyor. Susan bir adam anlayamazsın ki. Yürüyen bir adam olacak anlaşılması için. Ve enerjiye dönüşmüyor tabii. Tıpkı bir dalga gibi. Bir misal arz edeyim, dalgayı anlatayım. Hani Karadeniz'in dalgaları vardır, Karadeniz dalgaları. Adam boyu dalga yükselir, gelir kıyıya, sahile çarpar. O dalga köpük köpük sahile çarptıktan sonra geriye doğru dağılır gider. Bir daha gelir dağılır gider, bir daha gelir dağılır gider. Acaba diyorum, şurada toplaşan cemaat de Karadeniz dalgası gibi gelip gelip karaya vurup tekrar dağılan bir cemaat midir acaba diyorum. Karaya çarpıp da köpük köpük dağılıyorlar mı? Burada işittiklerini, duyduklarını evlerinde hanımlarına, kızlarına, arkadaşlarına, ahbaplarına burada işittiklerini anlatıyorlar mı? Acaba emri bil maruf yapıyorlar mı diye merak ediyorum. Bunlar mühim meseleler. Enerjiye dönmesi lazım. Hollanda'da gözümle gördüm. Bu deniz dalgaları nasıl enerjiye dönüşmüş bakınız. Hollanda'da Manş Denizi'ne açılan bir sahil var. Gidenleriniz görmüştür. Manş Denizi, İngiltere ile Hollanda arasında bir deniz var, Manş Denizi. O Hollanda sahillerindeki Manş Denizi'nde öyle dalgalar geliyor ki, gittim gördüm yani. Gürültüden, uğultudan duramıyorsunuz. O denizin dalgası çoğu zaman bir iki insan boyunda geliyor, köpük köpük dalga sahile çarpıyor, gidiyor. Muayyen zaman aralıklarıyla geliyor, çarpıyor, gidiyor, çarpıyor, gidiyor. Adamlar düşünmüşler bunu, bu güzel bir fırsat demişler. O sahile dalgaların çarptığı yere bir hidroelektrik santrali yapmışlar, santral. Bir çark koymuşlar, deniz dalgası gelip o çarka vuruyor, çark biraz dönüyor. İkincisi gelip bir daha çarpıyor, yine dönüyor. Bu dalgaların çarpa çarpa çevirdiği hidroelektrik santraliyle orada 5 tane şehire elektrik veriyor. Deniz dalgasını enerjiye çevirmiş adam. Biz şurada toplaşan, şurada bir araya gelen hakiki Müslüman kardeşlerimizin şu cemaatini, şu cemiyetini bir enerjiye çeviremiyoruz. Toplanıp dağılıyor, toplanıp dağılıyor. Kontrol edemiyoruz. Acaba ne ölçüde yetiştiler? Fakat bir öğretmen bu imkana sahip, bir öğretmen okuttuğu öğrenciler, diyelim ki din dersine giden bir öğretmensiniz. Bir liseye, bir ortaokula din dersi okutmaya gidiyorsunuz. Elinizde listeler var, kaç tane talebeniz var, din dersine girenlerin adedi, sayısı belli. Okutuyorsunuz, diyelim 400 tane talebeniz var. 400 tane din dersi okuyan talebeniz var. Bunlara ders veriyorsunuz, anlatıyorsunuz, çırpınıyorsunuz, söylüyorsunuz.
acaba bu 400 talebeden kaç tanesi anlatılanları anlamış, kaç tanesi anlamamış, kaç tanesi yetişmiş, kaç tanesi yetişmemiş olduğunu bir öğretmen anlayabiliyor. Niye? İmtihan yapıyor. Çıkarın bakalım diyor kağıtlar, imtihan edeyim sizi. O talebeleri imtihan ediyor, soru soruyor, cevabını alıyor. İmtihan kağıtlarını okuduktan sonra ha şu kadar talebe yetişmiş, şu kadar yetişmemiş diyor. Benim böyle bir imkanım yok ki sizinle. Sizi ben imtihan edemiyorum ki. Acaba kim yetişti, kim yetişmedi? Acaba ham olan kim, tam olan kim bilmiyorum. Onun için bu gayret size düşüyor. El birliğiyle, beraberlik içerisinde, dedikodu etmeden, bir takım böyle bozuk, düzensiz hareketlere girmeden, sağa sola şuraya buraya çarpmadan, anarşiye, başıbozukluğa, telaşa, teleddüde hiçbir şekilde meydan vermeden sağlam bir cemaat halinde toplanacağız, anlatılanları dinleyeceğiz ve mümkün mertebe burada işitilen, duyulan hakikatleri, hükümleri etrafa mutlaka yayacağız. Başka çaremiz yoktur zaten, başka imkanımız yok. Burada konuşulanları, buradaki mevzularımızı televizyon aynasında milyonlarca insana anlatma imkanımız yok ki, bu imkan olsa emin olunuz çok büyük mesafeler kazanılacak, büyük imkanlar zuhur edecektir. Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam, hepiniz biliyorsunuz veda hutbesinde, veda hutbesi, Haccetül Veda'da son olarak 200 bin kişilik Müslüman cemaate, eshab-ı kirama bir veda hutbesi irad buyurdular, bir hutbe okudular. Mühim, çok mühim bir beyan, çok mühim bir tebliğatta bulundular. Ve neticede hutbenin sonunda aynen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ İki kelime. لِيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ Şahit, yani şurada bulunup da benim hutbemi, konuşmamı dinleyen, şahit olan Müslümanlar, gaib olan, yani burada bulunmayıp da bu konuşmayı dinleyemeyenlere bu konuşmayı mutlaka kavuştursunlar, ulaştırsınlar buyuruyor Resulullah. Çünkü işiten insan belki daha akıllı, daha zekidir, işittirenden daha iyi bir hükme varabilir. İşiten insanın kafası, mantığı, aklı, idraki daha kuvvetli olur da işittirenden, tebliğ edenden daha güçlü bir hal alır. Onun için yayılması, duyulması lazım. Cenab-ı Hak cemaatimize İslam'ı yayma, İslam'ı yaşama idrakini nasip etsin inşallah. En mühim davamız bu. Böylece Allah-u Teala nasip ederse önümüzdeki haftadan sonra yine burada buluşup derslerimizi, mevzularımızı devam ettirmek üzere tekrar toplanacağız. Allah'ın inayetiyle devam edeceğiz. Bu arada kardeşlerim, yaz mevsimi geldi. Camimizin bir hayli perişan halleri var. Bütün camlar, çerçeveler, abdest alınan musluklar bütünüyle harabe halinde. Kardeşlerimiz, cami görevlisi arkadaşlarımız, müftülüğümüz el birliğiyle sizden zaman zaman gücünüz kadar, imkanınız kadar yardımcı olmanızı ve bu eksiklerimizi aradan çıkartmamızı istiyorlar. Ben de samimane kalbinize sığınarak söylüyorum. Elden gelen yardımı Allah için yapınız da şu abdest alınan muslukları, yerini, etrafını, demirleri, pencereleri vesaire tahribatı, bazı bozuk, çürük taraflarımızı tamir edelim inşallah. Mevlamız şimdiden makbul ve mübarek eylesin inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurundayız, bizi kulluğuna kabul eyle. Müslüman kardeşlerimi iki cihanda aziz eyle. Fitneden, fesattan, hasetten, şehvetten, şeytandan ve bir cümle içimizdeki ve dışımızdaki düşmanların tahribatından ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle. Her nefes kelime-i şehadet ki aşk ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh diyerek bu imanla, bu ikrarla, bu tasdik ile cennetine cümlemizi kabul eyle. Uzaktan yakından gelen sükunetle, sabırla, tahammülle, mahabbetle, merhametle, insaf ile, izan ile, iman ile, Kur'an ile bir araya gelen şu kardeşlerimi cennet ve cemaline mazhar eyle ya Rabbi. Amin ya Rabbi.